Bir diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, keza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Kıbrıs'ın kuzeyindeki yetkilileri Türkiye'nin yönetimi olarak sorumlu tutmaktadır ihlallerden. Orada yaşam hakkı, işkence, diğer onur kırıcı zalimane muameleye kalmama, maruz kalmama hakkı geri göndermeleri de içerdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından defalarca kararlarına belirtilmiştir. Yani siz hem işkence yapmayacaksınız, hem birini öldürmeyeceksiniz, hem de öldürüleceği veya işkence göreceği bir yere yollayamazsınız. Benzer şekilde gerek medeni ve siyasi haklar sözleşmesi, gerek işkencenin önlenmesine dair sözleşme, ki bunları meclistekiden geçmiştirler. Bu tür haklar mevzuatımızın parçası, ancak prosedürün parçası olamamaktadır. Neden olamamaktadır? Çünkü maalesef belki toplumun geneline böyle bir şey söylemek, genellemek bunu doğru olmaz. Ancak mış gibi yapmayı çok seven bir meclisimiz ve bir politikacılar güruhumuz var. Bu nedenle oy birliğiyle bizler meclisimiz en azından insan hakları sözleşmelerini geçirip bunun üzerinden prim elde etmeye çalışıyoruz. Ancak onlar geçtikten sonra doğabilecek sonuçlar, hak ihlallerini önleme, herhangi bir sorumluluğu almayla ilgili hiçbir adım atmıyoruz. Bu nedenle ya yasalardan bahsettiğimizde yasal haklar mevcut. Prosedürden bahsettiğimizde maalesef mültecilere herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı gibi davranılır. Yani ülkesine gönderildiğinde zulme uğramayacak veya kaçmak zorunda kalmamış, başka yerlere gidebilen, ülkesine geri dönebilen insanlara gösterdiğimiz muameleyle tıpatıp aynı muameleyi gösteriyoruz. Ne kadar eşitsiz bir durumdur aslında bu. Son söylediğiniz cümle çok önemlidir aslında. Geri dönebilen kişilerle aynı muameleyi görür mülteciler. Onların öyle bir şansı olmayabilir bir daha. Elbette ki. Ancak şunu da not etmek gerekir. Olur da mülteci lig olma durumu olan bir insan ancak bir şekilde ya öğrenci vizesiyle ya turist vizesiyle muhacirimizin sınırlarını gördüğü kurallar çerçevesinde ülkemize geldiğinde bazı prosedürlerde de bazı imtiyazlar tanınmaktadır. Şöyle ki geri gönderilirken bunu düşünmezken gelip Birleşmiş Milletler'e kayıt olması halinde devlet nezdinde en azından eğitim, sağlık ve çalışma imkanlarına erişimle ilgili vatandaşlarla eşit düzeyde bir hizmet verme söz konusudur. Ancak tabii ki bu topraklarımıza gelip sığınan insanların birçoğunu ülkelerine attıktan sonra bir şekilde aradan sıyrılabilenlere yapılan bir şeydir. Bununla ilgili ancak hani güzel olan şeyleri de söylemek gerekir. Adamızın kuzeyinde şu anda 30 kayıtlı yasal giriş yapmış ve bir şekilde kalabilmiş insan bulunmaktadır. Bu insanlara bu hizmetler sağlanmaktadır. Tabii bakalım kaçın kaçıdır bu 30'da. Elbette ki en basit rakam bugün sınır dışı prosedürleri içerisinde olan